Biz her insanın kuşunu kendi boynuna doladık. İsra suresi 13. ayet. Çok enteresan bir ifade, öyle değil mi? Ayette geçen tayra kelimesi açıkça kuş anlamına gelse de birçok İslam alimleri ne hikmetse kader olarak çevirmiştir. Bu kader konusuna birazdan döneceğim. Ancak oysa tayra açıkça kuş demekti. Peki ya vücudumuzda bulunan tiroid bezi sizce neye benziyor? İki kanatlı kuş, öyle değil mi? Tam da ayette ifade edildiği gibi boyuna dolanmış vaziyette. Açık kesit halindeki görüntüsünün boyuna bağlanmış, dolanmış hali tiroid bezinin vücuttaki doğal duruş ve görüntüsünü oluşturmakta. Tiroid bezi vücudun ısı üretimini sağlar, düzenler, kan yağları üzerine etkilidir, karbonhidrat metabolizmasını ve dengesini sağlar, tiroid hormonları iştah ve vücut ağırlığını kontrol eder vesaire vesaire. Ayrıca tiroid kelimesinin etimolojik kökeni araştırıldığında ayette boyun anlamında geçen unuk kelimesinin içerdiği diğer anlamlarla çok ilginç bir benzerlik gösterdiği fark edilmektedir. Bu arada ayetin anlatımını genel olarak düşündüğümüzde ise zaten gerçekte boyuna bağlı bir kuştan bahsedilmiş olmayacağı açık. Ancak anlatım çok özel bir deyimle pekiştirilmiş. Bu özel deyim çok çarpıcı bir şekilde Zümer suresi 23. ayetin anlamında mucize içeren ikili anlamlar olduğu yönündeki beyanatı destekler nitelikte. Allah hadisin en iyisini müteşabih, ikişerli bir kitap halinde indirdi. Yani aslında bu ayetle bizlere Allah bilimsel bir gerçeğe gönderme yaparken aynı zamanda bizim için çok daha önemli, bambaşka bir gerçeği anlatmakta. Bunu ayetin devamına baktığımızda daha iyi anlayacağız. Biz her insanın kuşunu kendi boynuna doladık. Kıyamet günü yaptıklarının tamamını gösteren kitabı önüne koyarız. Peki ya sizce nasıl bir bağlantı var? Başta çok alakasız gibi görünüyor fakat bakın şöyle düşünelim. Kuş ya da kuşlar bize neyi çağrıştırır? Bir partinin logosunda da ak güvercin var mesela. Özgürlük, öyle değil mi? Kuş yani özgürlük, yani özgür irade. Ayetin tamamını dikkate aldığımızda aslında şöyle bir anlam çıkıyor. Biz her insanın özgür iradesini kendine bıraktık. Kıyamet günü yaptıklarının tamamını kayda aldığımız kitabı önüne koyacağız. Ayette hem bilimsel bir gerçek vurgulanırken hem de aynı zamanda bizleri çokça ilgilendirecek bir uyar vermekte. Yani kısacası Allah insana özgür irade vermiş fakat iyi ya da kötü bütün yaptıklarımızın karşılığını alacağımız bir özgür iradeden bahsediyor. İşte bazı İslam bilginlerinin tayra kelimesini kader olarak çevirmesindeki bağlantı da bu olsa gerek. Ancak Allah, Kur'an'daki birçok ayette bilimsel gerçekleri vurguladığı gibi bu ayette de yine bir başka bilimsel gerçeğe gönderme yaparken bizi oldukça ilgilendiren bambaşka bir gerçekle uyarıda bulunmakta. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ha bu arada hatırlatayım, videomuzu beğenmeniz de sizin özgür iradenize bağlı. Tıpkı kanalımıza abone olmanız gibi. Görüşmek üzere.